Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun. Git diyemem, kal diyemem, sen Goncasın gül diyemem. Git diyemem, kal diyemem, sen Goncasın gül diyemem. Çok sevdim söyleyemem, sorma güzel ne olursun. Çok severim söyleyemem, sorma güzel ne olursun. Sevgin nefes, sevgin candır, sevgin bana heyecandır. Sevgin nefes, sevgin candır, sevgin bana heyecandır. Kalbim ince bir fidandır, kırma güzel ne olursun. Kalbim ince bir fidandır, kırma güzel ne olursun. Git diyemem, kal diyemem, sen Goncasın gül diyemem. Git diyemem, kal diyemem, sen Goncasın gül diyemem. Çok severim söyleyemem, sorma güzel ne olursun. Çok severim söyleyemem, sorma güzel ne olursun. Sevgili Albay, çok teşekkür ederiz. Gerçekten seni özlemişiz. Tabii ki özlediğimiz bir isim daha var. Hocamı da özledik. Bugün yine çok önemli konuları konuşacağız. Efendim Konu TV stüdyolarından, Hayat Var programımızdan ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine her programda söylüyoruz ya, dışarıda soğuk bir hava var ama stüdyomuzda, Konu TV'nin Hayat Var stüdyosunda güzel şöyle bir sıcacık samimiyetimiz, muhabbetimiz yine bugün sizlerle birlikte olacak. Artık çarşamba günü biliyorsunuz çok kıymetli hocam bizlerle birlikte ve yine bugün alternatif ve tamamlayıcı tıptan konuşacağız. Ki hocam gerçekten bu tam doğru bir şekilde o kadar güzel anlatılmış ki birçok yerde de doğru anlatıldığına dair insanlardan geri dönüşler alıyorum. Ne güzel. Onun için de teşekkürümü program başında size ileteyim. Yine bugün kıymetli hocam çok önemli konu başlıklarını hazırladı bizler için. Bel ağrılarından konuşacağız, boyun ağrılarından konuşacağız, romatizmal ağrılardan konuşacağız. Belki de şu havaların soğumasıyla birlikte bilmiyorum hocam bende de çok ciddi bel ağrıları var. Bunlardan konuşacağız. Profesör Doktor Cemile Öztin Öğün hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yine şöyle güzel enerjinizle böyle kıyafetinize bayıldım bu arada. Bilmukabele. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Onu söylemiş olalım. Çok güzel konu başlıkları seçtiniz. Özellikle hani son dönemde tam anlaşılamayan bir konu başlığı diye hep programın girizgahını böyle yapıyoruz ya. Doğru anlaşılabilmesi adına size teşekkürlerimi iletmiş olayım izleyicilerim adına da. Sağ olasın. Evet. Tamamlayıcı tıpla ilgili diyorsun, evet, değil mi? Evet, tamamlayıcı tıp çok önemli gerçekten de. Hatta dünkü programda biz kanser tanısından ve kanser tedavi yöntemlerinden konuşmuştuk. Bir günde biz konuşalım istersen. Evet, yine biraz oradaki, ezber bozalım yine. Evet, yine orada da hekimlerimizin hep söylediği, işte sizin hep söylediğiniz modern tıbın yanında tamamlayıcı tıp da olmalı diye böyle bir konuşuldu. Dün yine sizi böyle bir aklımdan geçirmiş oldum programda da. Hocam bugün çok önemli bir konu başlığını konuşacağız. Bel ağrısı, boyun fıtıkları, omuz, diz, kalça ağrıları. Evet. Önce isterseniz belden başlayalım mı? Belki de birçoğumuzun... Öyle başlamayalım istersen. Çünkü bunların hepsinin nedenleri benzer.
Neden insanlar durduk yerde fıtık oluyorlar? Evet. Bel boyun fıtığı neden oluyor? Neden eklem ağrıları çekiyorlar? Romatizma gerçekten romatizma diye bir şey var mı? Gibi yani daha farklı bir girizgah yapmak belki daha doğru. Evet. Yani şöyle şundan dolayı soruyorum. Belki de hayatımızın bir bölümünde muhakkak belimiz, boynumuz, sırtımız ağrıyor. Kalçamız ağrımıştır. Ağrıyor. Herhalde ağrı hiç benim belimde, sırtımda, boynumda ağrımadı diyen biri var mıdır? Bilmiyorum, karşılaştınız mı hiç hocam? Sanıyorum mümkün değil. Çünkü nedene gidersen nedenler insanlarda ortak. Hem başına gelen travma dediğimiz yani zedelenmeler insanlarda benzer. Hem de bu zedelenmelere karşı vücuttaki onarım mekanizmalarını kilitleyen nedenler insanlarda benzer. Bir de duygusal faktörler var ki dizinizin, kalçanızın ya da belinizin, omuzlarınızın ağrımasının arkasında tamamen duygusal yükler var. Hastalığı oluşturan nedenler o kadar tipik ki. Ya hep önce nedenleri konuşalım istersen. Evet. Niye fıtık oluyorsun ya da niye belin ağrıyor? Niye omuzların yani fibromiyalji neden var? Neden boyun ağrıları çekiyorsunuz? Bunların arkasında hep insanların yani insana özgü olan faktörler var. Mesela hocam nasıl? Bir kere mesela travma yani zedelenme öyküsü bu olabilir. Yani düşme, çok gerilme, çarpma, zorlama tarzı öyküler insanlarda ağır kaldırma ya da birdenbire mesela gebelikte çok kilo alma ve öne doğru karın büyüdüğü için beli şeyini bozuyor. Ağırlık noktası, vücudun ağırlık noktası bozulduğu için beli zorlama. Bunlarla bir zedelenme olabilir vücutta. Bu zedeler olabilir olmayabilir. Bir de hiç şeyi yok, kilosu yok mesela. Gencecik bir insan. Bir sürü boyun fıtığı var, bel fıtığı var. Böyle bir sürü insan var. Çok fazla evet. Hani kilonun olduğu bir zedelenme söz konusu. Kilodan dolayı değişik eklemlere çok ciddi yükler biniyor. Hı hı. Diz önde olmak üzere, kalça. Bele vücudun ağırlık noktasını kaydırdığı için ağırlık biniyor. Ve dolayısıyla omurlarda ve omurların arasındaki yastıkçıklarda bir zedelenme, bir kayma oluyor. Fakat bu yoksa, kilo yoksa ve gencecik yaşta insanlar fıtık oluyorsa bir numarada akla gluten ve kazein denen iki proteini getirmeniz gerekiyor. Birisi süt proteini, birisi tahıl proteini. Bunlar çok seviyorlar. Özellikle omurların arasındaki yastıkçıkları. Yani fıtık denen şey omurların arasında omurları yani kemikler birbirinin üzerine direkt binmez. Direkt binse eğer eklemlerde de asla kemik kemiğe temas etmez. Mutlaka arada ya jöle gibi bir şey vardır ya da böyle jelatin gibi jöleyip jöle deyince evet. Çok rahat anlaşılıyor şöyle herhalde. Bir kıvam. Katılaşmış jöle Hı-hı. gibi bir yastıkçık vardır. Bütün eklemlerde vardır, omurlar arasında da vardır. Bunun ezilmesi, parçalanması ve yerinden oynaması fıtıklaştırma işte. Fıtık bu. Öyle ki bu olması gereken yerden ileriye geriye kayar. Özellikle geriye kayar. Geride omurilik vardır. Omurilik ve omurilikten çıkan sinirler vardır. Bütün vücuda, bütün organlara dağılan bunları gıdıklar. Bunlara basar böyle. Siz de ya siyatik ağrısı çekersiniz. Ya yan ağrısı çekersiniz. Ya kol ağrısı çekersiniz. O siniri çok fazla böyle gıdıkladığı zaman da ne oluyor? Sinir uyuşma hissini oluşturuyor. Bası olduğu için ve o basının izi kalır sinirde. Hemen basıyı kaldırdığınız zaman
sinir eski haline gelmez. Mesela ameliyattan sonra hemen iyileşmez. Ya da tedavi edersiniz, hala uyuşukluk sürer. Çünkü şey gibi, yastık izi gibi düşün. Hani böyle yüzünde biraz hemen iyileşmez ya. İşte evet, sinir de öyle çok üzerindeki zedelenmeleri hemen onaran bir yapısı yok zaten. Biraz kalıcı hasarsa geri dönmüyor. Bu şekilde bir bası işte insanın hayatını karartıyor. Fıtıkla yani, özellikle bel bölgesinde ve boyun bölgesinde tamamen hani bir şey tutamayan, kapı açamayan insanlarla karşılaşıyorsun. Ve hep genellikle hocam insanlar ameliyat mı olacağız korkusunu yaşıyorlar. Mesela acillere geçen bir muhabbet olmuştu. En çok başvuru nedenlerinden birisi bel ağrılarıymış mesela. İnsanlar hani ağır kesici iğnelerini yaptırıyorlar. Belki de sebebine çok fazla inmeden bu şekilde devam ediyor. Doğru mudur mesela? Hani arkası çok fazla aranmıyor insanlar. Hayır, kesinlikle. Ameliyat olmak istemiyor. Ameliyat bunların 4 seviyesi var fıtıkların. Mesela fıtık konuşuyoruz diye. 4 seviyesi var. O yastıkçıkların dil uzatma gibi düşün. Hafif 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 ilerlemesiyle 4. seviye iyice omuriliğe basması ya da paramparça olması. Parçaların gidip hiç olmayacak yerlerde sinirlerin üzerine abanması olayı meydana gelmediyse, düşük ayak veya işte eli hiç kullanamıyor, asla kaldıramıyor, uyuşukluk hiç geçmiyor gibi sinire geri dönülemeyecek şekilde zedeleme olayına gitmediyse, 4. seviye olmadıysa ameliyat olmak bir çözüm değil. Çünkü oranın bütünlüğünü bozuyorsunuz. Bütün bunlardan hem Yamamoto akupunkturuyla hem diğer akupunktur teknikleriyle, proloterapi ve nöroproloterapiyle, homeopatiyle, yani hangisini o insana uygunsa tabii veya hepsini birlikte kullanabilirsiniz, geri döndürmeniz kesinlikle mümkün. İlk 3 seviyeyi çok rahat geri döndürürsünüz. Hatta ve hatta Yamamoto akupunkturuyla kaç yılın düşük ayağını geri döndürebiliyoruz. Bunlarda başarı sağlayabiliyoruz. Ki evet, hani iyileşmez denilen sürünen ayakları geri döndürebiliyorsunuz. Bu biraz afaki gelebilir insanlara da bunu döndüğünü biliyorum. Çünkü hani bel fıtıkların hep denir ya, artık ayakta düştüyse son aşamadır, bitmiştir, gitmiştir. Hani böyle bir tablo çizilir işin aşaması ama geri dönüş olabiliyor. Ameliyat son aşama olmalı. Ameliyatların çok ehil ellerde yapılmış olsalar bile oralar yeni bir bozucu alandır. Hani ameliyatlardan biz pek haz etmiyoruz tamamlayıcı tıp olarak. Onlara mümkün olduğunca operasyondan kaçınmaları gerektiğini özellikle altını çize çize söylüyorum. Çünkü doğru bir operasyon bile, doğru bir elde yapılmış olsa bile orada bütünlüğü bozuyor. Evet, bütünlüğü bozmaması. Bütünlüğü bozduğu zaman enerji akışı, kemik bütünlüğü, doku bütünlüğü bozulduğu anda asla orijinali gibi olmuyor. Ve sonrasında da hastalar diyor ki ameliyat oldum ama iyileşemedim. Öyle çok insan var. Çok fazla. Evet, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, kısacık bir ara zamanı gelmiş. Sonra tekrar sizlerleyiz. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin baktığına bir gün
güzel düşer. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Gözlerin yoldadır, kulağım seste. Ben seni unutmam en son nefeste. Gözlerim yoldadır, kulağım seste. Ben seni unutmam en son nefeste. Ey Ceylan bakışlım, ey boyu beste. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Albay, bizi nerelere götürdün böyle? Çok eski bir şarkı bu. Sever misiniz hocam? Severim tabii. Hocamın da birazdan isteği olacak. Ama dedik ki böyle hadi şu şarkı desek aklımıza gelmez. Yok, değil mi hocam, gelmiyor bazen? Ama düşünelim, reklam arasında dönüşte Albay hocam bir isteği var. Müzikle aranız nasıl hocam? İyidir. Yine şaşırmadık. Biz şimdi Albay'la bir araştırma yapabiliriz bunun test konusu. Şimdi, bütün gelen hekimlerimizin böyle bir yönü var. Tıp fakültesinde okurken dersliklerin üstünde bir şey yazardı. Resmen yazmışlar böyle bir levhanın içinde. Tıp fakültesinden her şeye çıkar, arada sırada bir doktor çıkar diye. Yani nedense musiki, öyle biraz da takılarak konuşuyorduk. Musiki sever hekim çoktur. Evet. Yani bestekar, udi, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Özellikle tambur sanatçısı, udi çok fazla. Kanun seven, özellikle Türk sanat müziğiyle herhalde çok alakalı ya da piyano çalan çok yani arkadaş vardı. Genellikle hekimlerimiz çok yönlü oluyorlar ama bir müzik hayatlarında oluyor, muhakkak oluyor. Yani, evet, yani sanattan uğraşmak, uzak evet değiliz. Yani yalnızca fenle alakalı değiliz. Hekimler çok fazla mesleğe yatkın oluyorlar. Ya hayatımda hem kendi hayatımdan tecrübemle konuşabilirim hem de diğer hekimlerle olan hani teşriki mesai diyeyim, babam gibi konuştum gene. Yapamadığımız şey pek yok gibi. Yani kenarından inşaata da bulaşıyoruz, hukuka da bulaşıyoruz. Yani çok hani tabii işin kompetanı hani abartmadan ama bir böyle bir becertme olayı var. Niye bilmiyorum. Evet, genellikle benim tanıdığım hekimler de öyle ve hiç yanılmadım ama mesela hekimlerimiz hep geldiklerine sorumlu ya enstrüman çalıyorlar. Evet. Ya gerçekten ses anlamında yetenekli evet hekimlerimiz var. Ama müzik her an herkesin hayatında güzel duyguların ifadesi. Bazen hüzünlerin birazcık böyle sakinleştirilmesi için hayatımızın bir ucunda olması lazım diye düşünüyorum. Müziğin esprisi şu, hani hep diyorum ya sana maneviyat var işin evet içerisinde. Müzik de aslında öyle ruha dokunan bir ritim ya da yani ses olduğu için yani hep Allah'ın katından gelen şeylerden biri gibi düşünüyorum evet ben müziği. O bir özelliği var. Onun için hani bazı bu inanılmaz bir şey hani duymadan bir şeyler besteleyebilmek filan. Yani demek ki bu o kadar özel bir şey ki çok daha derinlerden çok daha özel bir yerlerden geliyor.
Evet. Müzik. İnsanın içinden geliyor. Öyle değil mi Albay? Evet. Diyeyim ben böyle teyit alayım buradan. Evet, normalde Albay... Yani çok hani ses duymasan da o müzik sende burada, yani gerçek sanatkarda burada ve burada sürekli çalıyor. Evet. Hiç bitmiyor herhalde değil mi hayatının hiçbir anında? Duyuyor Albay. Yani müzik çalmadan duyuyorsun. Duyuyor musun? O ritmi hissediyordun muhakkak. Özellikle evet. Beste yapanlar da var o. Evet. Albay'ın her anı hayatı müzik. 7 günde dolu herhalde değil mi senin? Arada boşluklar oluyor ama haftanın 7 günü. Evet, yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama müzik hayatımızın her anında olsun muhakkak. Bizi rahatlatan en büyük güçlerden bir tanesi. İnşallah hocamın isteğini de birazdan eminim reklamdan sonra. Eminim onda da boyun ve omuz ağrıları falan var. Şimdi hocamın... Var var. Hocamın bel o kadar... ağrısı da var, boyu uzun ya. Evet. Problemi var. Hocamın o kadar güzel bir yanı var ki yani gerçekten de hani... Şu diye bir, ya yani şu diye tahmin ediyor, şu diye söylüyor ve gerçekten de o çıkıyor. Mesela bana hocam demişti ki, sağ dizin ilk programda hatırlıyorsunuz hocam, sağ dizinle alakalı problemim var dedi. Şimdi ben de konu diz ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı olunca dedim ki hocam, bunun duygusal bir geçişle alakası var mı dedim. Gerçekten söylediği şeyler hepimizin hayatında gerçekten öyle dediğinizi duyar gibi. Mesela sağ diz, benim hocam ilk geldiğiniz programda söylediniz. Hocam dedi ki sağ dizinde senin ağrı var dedi. Gerçekten sağ dizim yıllardır yani menisküs yırtığı olduğu söyleniyor ve ameliyatlık boyutta olduğu söyleniyor. Çok yüksek olasılıkla sende gluten ya da kazein var. Evet. Sarışın olduğu için kazein olma olasılığı yüksek ama gluten de olabilir. O da yani boyuna posuna bakınca da gluten olma olasılığı yüksek. İkisinden birisi var zaten. O net olarak söyleyeyim onu ben. İşte bu gluten ve kazein denen olay yine olay gelip bağırsaklarda düğümlendi. Buraları bozarak şeyleri çok seviyor. Eklemleri bunlar çok seviyor. Eklemleri gidip yesinler. O omurların arasındaki jöleleri yesinler. Çok seviyorlar. Onun için bir fıtıklaşmalar, eklem problemleri, diz problemleri yaşanıyor. Normalde yaratılışımız öyle orijinal ki sürekli bak bir yerimizi çarpıyoruz, kesiyoruz. Yani zedeliyoruz. Ama bu zedeler böyle kalmıyor. Yani hemen bu kestiğin yer kapanıveriyor. Biraz çürüyorsun, morarıyorsun. İşte acıyor. Sonra düzeliyor. Orası düzeliyor. Çünkü vücut bunu onaracak bir mekanizmayla zaten yaratılmış. Peki ne oluyor da bir zedelenme ilelebet devam ediyor? Yani yıllarca o zedelenmeyi dizinde, omzunda yaşıyorsun. Belinde yaşıyorsun. Yani bir dedim ya bir kaza mesela özellikle trafik kazasında öne geriye geldiğinde boyun kamçı gibi geliyor. Kamçı travması denir hatta. Hep boyun ağrısı çeker hatta baş dönmesi çeker o insanlar filan. Veya işte direksiyon önüne gelir sürekli omuz işte göğüs köprücük kemiği kırılır falan. Bu sızılar niye iyileşmiyor? Bazılarında iyileşiyor. Niye evet. Bazı insanlarda iyileşmiyor? Niye biliyor musun? Eğer o insanda gluten ve kazein varsa bu iyileşme tamam olmaz. Çünkü zedeli yeri daha da severek onlar böyle oynaya gider oraları yemeye devam ederler. Bir de eğer vücudun toksin yüklüyse oralarda toksin yükü vardır, zehir yükü vardır. O kanlanmayı bozarak oranın iyileşmesini geciktirir. Kanlanma bozulan yer iyileşmez. Yani oraya iyileştirici hücreler gitmek zorunda ki zedeli yeri sürekli olarak zedeli kalmasın, hemen onarsın. Onarıcı kan hücreleri var. Yani kan hücreleri, kan akımı oraya doğru düzgün gidecek. Oradaki kan hücreleri orada bir olay başlatacak ve bütün onarıcı vücudun hücreleri oraya gelerek orada dokuyu hani resmen terzi söküğünü diker gibi işte kesik hani yama yapar gibi hani orada bir terzi gibi evet. Bir maharetle dikecek. Bu olmuyor. Neresi kanlanmıyorsa, neresi zehirliyse orası iyileşmez. Vücutta sürekli olarak bir zehir vücudu uyaran
vücudu alarma eden, karıştıran bir madde varsa orası iyileşmez. Bir de hastalıkların nedenleri yalnızca mikroplar ya da zedelenmeler değil, duygusal olaylar. Evet, o işin çok farklı boyutu. Eğer sırtınızı dayayacağınız birisini olmadığını düşünüyorsanız, hayatta yalnız olduğunuzu, güveneceğiniz bir yer olmadığının hissindeyseniz beliniz ağrıyacaktır. Eğer çok kendinize yük yüklediyseniz, hayatın yükü altında veya eziliyorsanız, siz veya bir başkası size yük yüklediyse omuzlarınız ve boynunuz ağrıyacaktır. Başarısızlık korkusundaysanız yine boyun ağrısı çekebilirsiniz. Eğer bir takım kontrol takıntılarınız varsa diz problemleri yaşayacaksınız. Yani biraz egoizm gösteriyorsanız diz problemi yaşayacaksınız. Eşinizden, işinizden, babanızdan yana problem yaşıyorsanız sağ tarafınız. Daha duygusal hayatınız, annenizle ilgili problemleriniz varsa sol tarafınızla ilgili problem yaşayacaksınız. Şimdi bunlar var bir de işin içerisinde. Evet. Ben şimdi reklam arasında hocam onu sordum. Geçen bir arkadaş ortamında otururken dedik ki işte genellikle omuzlarımız çok ağrıyor. Ki benim omuz ağrım çok yani yaygındır ki bunu çoğu zaman işte dinlenmemeye ya da tutulmaya birçok sebebe bağlıyoruz. Ama hocama dedim ki geçen bir arkadaşım genellikle dedi omuz ağrılarının sebebi bir yerde okudum dedi. Kesinlikle yük. Yük, hayattaki yük yükler. Onu kaldıramamak, yükün ağır gelmesi olayı var. Omuzlar çok tipik. Bir de fibromiyajı, meşhur evet. Fibromiyajı. O duygusal olarak mutlu olamamanın, duygusal olarak tatmin olmamanın hayatta sevgi eksikliğinin göstergesidir. Fibromiyajının altında peki, o yatıyor. Peki bu sevgi yönünden işte kendimizi doldurduğumuzda ya da işte hani büyükler der ya atıver heybeyi şöyle bir arkana, dünyanın yükünü sırtından bir atıver denir ya. Hı-hı. Bu yükleri hayatımızdan duygusal anlamda attıktan sonra iyileşmeyi görebilir miyiz? Tabii ki görebiliriz ama onları atmak problem ki zaten. Atamıyoruz ki evet. Onları atmak için ne yapıyoruz? Biz travma akupunkturu yapıyoruz. Özel bir akupunktur tekniği var. Doktor Asist Metot diye. O da Arjantinli bir hocam benim. Arjantinli hocayı nereden buldun diye sorma. Nereden buldunuz hocam? Merak ettim şimdi. İşte onun metodu tamamen o travmaları, duygusal travmaları sildiğinizde neler iyileşmiyor ki? Silmek doğru, yani silinme diye bir tabir var mı hocam? Siliyorsun tabii. Reset atma. Reset atıyoruz resmen. Hmm. Aslında şöyle, vücut kesinlikle bir hani bilgisayar gibi işliyor. Bütün hücreler falan aynen mikrokozmos, makrokozmos muhabbeti var ya, küçük evren, büyük evren öyle işliyor yani tamam bilgisayar mantığı. İnanılmaz bir matematik işliyor zaten. Allah'ın bir matematiği var biliyorsun. Evet. Yani altın oran her şeyde geçerli. Bir matematik var, akıllara zarar yani. Bu matematikle işliyor vücut. Sürekli hücrelerin sayıları, omurların işte vücuttaki kemik sayıları, işte alüvarların bütün vücudun yeniden sıfırlandığı zaman bunların hepsi çok özel zamanlar. Bakarsan hep o zamanlar çok rakamlar falan değişik yani. Evet. Bir de benim herhalde öyle bir merakım mı var bu matematikle ilgili? Sürekli o rakamlara takılıyorum. Onlar çok şey ifade ediyor çünkü. Evet. Şimdi hocam şunu merak ediyorum. Belki birçok izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Bunu biliyoruz artık. Hı hı. Programlarda sürekli konuştuk. İşte bizim belimiz ağrıyor, sırtımız ağrıyor, midemiz ağrıyor. Hasta size ilk etapta hı. geldi. Ya şimdi o kadar çok tipik hastalar vardır ki siz tabii biliyorsunuz bel ağrısı yıllardır geçmiyor. Yıllardır işte onda mide psikoloji ağrısı geçmiyor. Bozulmuş oluyor. Mesela ilk geldiğinde hocam kronik hastalık. Nasıl işlemler yapıyorsunuz? Ben tabii, hastanızım. Tamamen, ilk geldim. Tamamen bireysel. Herkesin tedavisi farklı. Yani tamamen bireye göre tedavi, tanısı farklı, tedavisi farklı. Bir kere hasta geldiğinde mutlaka önce ben bir takım çok mühendislik harikaları kullanıyorum. Özel check-up'lar kullanıyorum. Saniyelerle böyle kansız, radyasyonsuz check-up'larım var benim. Fransa, Alman mühendislik harikası. Spektrofotometre yani ışığın dalga boyuyla vücuttaki her şeyi
ölçebiliyorum. Bir sürü şeyi ölçebiliyorum. Vücuttaki oksijensizlikten tut, hangi mineral, hangi vitamin eksik, başından aşağı, kalbinden böbreğine, ayak parmağına kadar, kemiğine, bağ dokuna kadar nerede ne var hepsini şöyle bir genelde bir görüyorum. Öyle de görüyorum. Böyle evet. Bakınca da görüyorum. Bir de bir uygulamalı kinezyoloji diye tamamen kas testi üzerinden gittiğimiz çok özel bir testimiz var. Biraz değişik yaklaşıyoruz hastaya. Hücresel seviyede hastayı değerlendiriyoruz. Herkesin neyi varsa ona göre. Ama çoğu hastalık, ne dersen de, Hipokrat'ın da lafı var zaten. Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar diye. Gerçekten de bağırsaktan başlıyor. Düşünsene bugün konuştuğumuz konuda eklem problemleri mesela. Hani dedik bak zedeler var, gluten, kazein ve ağır metaller işin içerisinde, kanlanamama işin içerisinde. Ama hepsi geliyor, bir şekilde bunların hepsinin bağırsakla alakası var. Burada düğümleniyor. Bir insanın bağırsağını düzelttiğinde o insanın çok fazla şeyi düzeliyor. Bir de bir konumuzda romatizma, hı hı. Orada da işin içine bağışıklık sistemi ve otoimmünite. Bunu söylüyorum, ben dikkat edersen hep Türkçe konuşmaya çalışıyorum, Latince ve İngilizce evet. Konuşmamak için çabalıyorum. Otoimmüniteyi söylemek zorundayım. Mutlaka bununla haşır neşir olan, bundan muzdarip olan insanlar bunu biliyorlar. Vücudun kendi kendine düşman olması, kendi hücresine karşı düşman olup onu yemeye çalışması. Hashimoto, MS, ankylosing spondilit, romatoid artrit, Sjögren sendromu gibi pek çok rahatsızlık otoimmün hastalıktır. Bundan kaynaklı. Tabii. Sistemik lupus, eritematozus, SLE hastalığı, ALS hastalığı, böyle bir sürü hastalıklar var. Bunlardan muzdarip bir sürü insan var. Onlar hemen olaya adapte oluyorlar zaten. Nerede kalmıştık? Ben hem konuşup hem düşününce arada düşünce konu, akışıyla dilin şeyi seyir birbirinden farklı. Bağırsaklardan. Konu gene bağırsaklardan. Olay bağırsaklarda. Evet. Otoimmünite olduğunda da zaten direkt bağırsaklar düzeltmen gereken. Bağırsaklarda da aynı evet, şekilde. Evet, romatizmada bağırsak. Da bağırsaklar. Evet. Bağırsağı düzelttiğinde otoimmüniteyi de alerjik problemleri de götürüyorsun. Gluten ve kazein varsa zaten olayı çözümlüyorsun. Bütün bunları ne yapıyorsun? Hani dedim ne yaptık? Check-up'ımızı yaptık, kinezyoyla baktık, nerede problem olduğunu gördük. Ne eksik, neyi onaracağız? Onu saptadık ve onarıma geçiyoruz. Ondan sonra hangi tekniği kullanacağız? Homeopati mi vereceğiz o kişiye? Özellikle uzaktaki hastalara homeopati daha rahat kullanılabiliyor. Ayda bir görüyoruz, 1,5 ayda bir görüyoruz onları. Homeopati baştan aşağı bütün organlarını iyileştiriyor senin. Dilinin altına bir tane enerji yüklü globül veriyorsun. Yani minicik bir tabletçik mi desem, öyle minicik bir şey veriyorsun. Ama nelere kadir, inanılmaz bir şey. Fitoterapi veriyorsun hastanın yanına, hani bitkilerle ama profesyonel anlamda bitkilerle tedavi başlıyorsun. Bağırsağını düzeltiyorsun. O kişiyi bir temizliyorsun. Hani önce bir zehirinden arındırıyorsun. Bütün rahatsızlıkların, bütün süreyen kronik hastalıklarda hastayı temizlemen gerekiyor. Temizlemeden, zehirden arındırmadan şöyle düşün. Geliyorsun bana lütfen beni iyileştir diyorsun. Sen bir farz et ki evsin. Kırık dökük oran buran. Bir sürü problem var. Kolon çatlamış. Yerler patlamış. İşte marleyler havaya kalkmış. Cam kırık. Kapının kolu bozuk. Şimdi ama ben içeriye girdiğimde diyorum ki tamam da acaba neresi zedeli? Önce bir içerideki molozu pisi bir atalım. Hı hı. Da çıksın hani bir duvardaki kiri bir silelim de duvarda çatlak mı var, sıva mı kabarmış, nasıl bileceğim kirin pisin içinde? Vücudu da kirin pisin içinde, vücuda iğne batırmanın alemi yok. İğne batırmak en kolay iş. Ama bir şey kalıcı olsun istiyorsak bir ne yapacağız? Nedenini bulacağız. O rahatsızlıkta ne neden? O hastada bağırsak mı neden? Zehir fazla yüklü mü?
Yoksa hepsinin yanına bir de duygusal neden mi eklenmiş? Kan akışını mı hızlandırmam gerekiyor? Bunu saptadıktan sonra ne yapacağım o hastaya? Hangi yöntemi kullanacağım? Yani bu mesela fıtık konuşuyoruz. Değil mi? Evet. Romatizma konuşuyoruz. Kalça ağrısı konuşuyoruz. Kalça ağrısı dediğimizde kalça da olmuyor bakın. Kasıkta ağrınız varsa kalçanızda problem vardır. Kalça ağrıları kasıktan kendini belli eder. Eğer evet. kalçanızın içi oyuluyorsa o siyatiktir. O çok yani kaba etlerinizde ağrınız varsa o bel ve siyatikle alakalıdır. Kalça ekleminizle olan bir rahatsızlık kel alaka gelecek insanlara. Kasığınızın içinde ön tarafta olur. Bunu da bir parantez içerisinde söyleyelim. Ne yapıyoruz o hastaya? Önce temizliyoruz. Hastayı kim olursa olsun temizlik yapmadan size tedavi yapıyorlarsa bu problem geri gelecektir. Çünkü içinizde zehriniz kaldıktan sonra size içinde düşün pisliği olan bir eve dışından badana yapsan ne olur? Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir anlamı yok. Önce temizlik yapacaksın. Önce bir zehirden arındıracaksın. Hepimiz acayip yüklüyüz. Ha temizlik nasıl olur? Hem zehir mesela ağır metal, civa var, kadmiyum var, sigaradan geldi, kurşun var vücudunda. Hem onu arındırmak bir de duygusal temizlik de var. Bir de ondan arındırmak. Evet. Hepimizde yükler var. Olmayan bir insan var mı? Mümkün değil. Ne yapıyorsun? Bir hastam şunu demişti hocam. İşim aynı işim. Eşim aynı eşim. Yolum aynı yol. Çevrem de aynı. Bana ne oldu? Ama ben değiştim dedi. Yani ben niye algıyı değiştiriyorsun? İşini değiştiremem. Eşini değiştiremem. Evinin yolunu değiştiremem hani yani. Çevreni nasıl ya ama seni değiştiriyorum. Evet. Hocam ara zamanı gelmiş. Kendimizi okay. nasıl değiştireceğiz ve size geldiğimizde o duygusal değişimler nasıl olacak bunları çok merak ediyoruz. Kısacık bir ara hemen geliyoruz. Ayrılmayın bir yere. Gücün var mı sevgilim? Derin sularda inci tanesi aramaya cesaretin kaldıysa alamelle aşktan konuşmaya söyle canım sevgilim. Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halin var. Duyguların karışık olabilir mi? Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak, sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutma. Sanki bugün son günmüş gibi dolu dolu yaşamak istiyorum ben. Her ne çıkarsa yoluma selam verip
Yürümek istiyorum ben. Sanki bugün son günmüş gibi. Dolu dolu yaşamak istiyorum ben. Her ne çıkarsa yoluma, selam verip yürümek istiyorum ben. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutma, sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutma, her şeyi unutma, her şeyi unutma. Teşekkür ederim. Evet, şöyle bir harikasın. Yüreğine sağlık. Cemile hocamın isteğiydi. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel, çok manidar sözler. Özellikle hocam şimdi şarkıda da diyor ya, sil baştan. Bazen her şeyi silmek istiyoruz. Resetlemek istiyoruz ve yeniden kendimize yeniden bir hayat, belki yeniden bir düzen, yeni duygular, bu tarz bir şeyleri istiyoruz hayatımızda. Kırgınlıklarımız oluyor, öfkelerimiz oluyor, üzüntülerimiz oluyor. Bunları silmek istiyoruz. Tabii mutlu anlarımız kalsın istiyoruz. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Mesela nasıl yapabiliriz? Yani tamamıyla bu duygulardan işte travmalar yaşıyoruz, çok sevdiğimiz insanları kaybediyoruz, haksızlığa uğruyoruz. Çok sevdiğimiz insanlar tarafından hiç hak etmediğimiz duyguları yaşıyoruz, yaşatılıyoruz. Nasıl yani hani belki de son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi bilinçaltı temizliği. Şarkı da şimdi böyle sil baştan başlamak gerek, sıfırlamak deyince böyle bir şey mümkün mü hocam? Bilinçaltı temizliği mümkün. Pek çok yöntem var bununla alakalı. İşte bir asist metot bunlardan birisi. Bunun dışında Yamamoto akupunkturunda son keşfedilen bazı noktalar var. Özellikle bu travmaları tedavi etmek için kullandığımız. Bir de Feldenkrais diye bir yöntem var. Bilinçaltını temizleyen. Çok yöntem var aslında. Kişi özel değişiyor değil mi hocam? Bu travmasına göre mi değişiyor? Tabii o travmanın ne olduğu önemli değil. Mesela travmayla travmanın hissettirdiği duygu, nerede hissettiğin organla alakası oluyor. Mesela bu seansta renk terapi diye bir terapi var. Işık ve renk terapiyle tedavi ediyorsun. Kulakta özellikle bu travmanın projeksiyonu yani tezahür ettiği beyin noktasını bularak buna ışık ve renk uygulayarak tedavi ediyorsun. Yani gözümün önünde ben bu tedavileri, yani bunu diyorum ya şu Arjantinli hocamı, bu tedaviler, yani bu yöntemleri biz hep işte öğrendik. Akupunktur yöntemi diyeyim bir anlamda. Mikrosistem akupunkturu diyoruz biz bunlara. Kulak veya tamamen beyni projeksiyonlarına müdahale ediyorsun. Ya da aile dizilimi diye bir şey var, pek bilinmiyor. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını Almanlar ve hatta Yahudiler aile dizilimi yöntemi kullanarak temizlediler. O çok daha özel bir yöntem. O öyle herkesle yapılacak bir şey değil. Ama aile dizilimi çok değerli. Bunda hani böyle bir farkındalık olsun diye söyleyelim. Evet, yani size gelen hastalar işte duygu durumları, neler yaşamışlar, travmalarıyla uygulamalı. Bütüncül bakmanın esprisi bu işte. Yani ben dizim ağrıyor diye geldiğinde, ki hani bana kim geliyor dersen fıtıklı bütün hastalar, bütün eklem problemi olan ve romatizmalı insanlar bünyemizin içerisinde rahatlıkla
bizim profilimizdeki hasta grubundan oluyorlar. Ama bunlara bir diz, bir omuz, işte bir boyun veya kalça gibi bakmıyoruz. Bütün fark orada zaten. O kişinin nedeni acaba bağırsaktan mı geliyor? Daha çok duygusal yükü, duygusal travması mı, zedelenmesi hı hı. mi ön planda? Yoksa bir kaza geçirmiş de, bir ameliyat geçirmiş de ya da dişinden dolayı mı omuzu ağrıyor? Mesela diş problemini yok ediyorsun, omuz ağrısı geçer insanın veya diz ağrısı geçebilir. Çünkü dişler o kadar önemli ki, dişler direkt olarak organlarla bağlantıları olan yapılar. O dişteki problemi bulup onu tedavi ettiğimizde, ama diş hekimi gibi değil, diş hekimine de gönderebileceğimiz tedavi var. Bizim yaptığımız özel tedaviler var, nöral terapi dediğimiz. Onunla o dişi tedavi ettiğinde, bu bir bozucu alan dediğimiz, bu enerji akışını bozan, açıklaması çok kolay değil. Ama o kişinin dizinin ağrısı geçiyor mesela. Evet. İşte bunu bilebilmek, yani bunu bir fizik tedavici, ortopedist diyelim, bilemiyor. Böyle bir yaklaşımı olan insan biliyor bunu. Siz bütüncül yaklaştığınız evet, için. Evet, böyle bakıyorsunuz. Evet. Ha, iğneli tedavi yapmıyor musunuz hocam diyersen? Yapıyoruz. Ben bir proloterapistim aynı zamanda. Yani derişik, böyle konsantre şekerli su diyoruz biz ona bir anlamda. Onu bir takım diğer maddelerle karıştırarak, mesela eklem içlerine, eklemin etrafına, nerede eklem varsa, diz, kalça, dirsek, tenisçi dirseği. Evet, meşhur bir tenisçi meşhurdur. Dirseğim var. Tenis oynaman gerekmiyor. Tenisçi evet, dirseği yani tenis oynamıyoruz ama nereden çıktı bu hastalık? Tenisçilerde olan olayı taklit ettiği için öyle diyor. Veya şu topuk dikeni muhabbeti. Evet. Topuk dikenini tedavi, hem homeopatik hem de proloterapiyle tedavi edersin. Buradaki kan akımını artırmaya dayanıyor hepsi. İğneli tedaviyle eklemin etrafında kasların ekleme yapıştığı yerleri uyararak orada yeni doku oluşturuyorsun. Belde de yeni doku, boyunda, bütün eklemlerde yeni doku oluşturarak ve eklem içlerine de PRP ya da kök hücre vererek ben kullanıyorum. PRP ve kök hücre kullanıyorum. Burada eklemi yeniden yapıyorsun. Yani içini yeniden oluşturuyorsun. Çünkü orada ne yapıyorsun? Bizim yaptığımız yöntemler ne yapıyor biliyor musun? Bir, orada kendi kanındaki kök hücreyi veriyorsun. Artı yaptığın bütün işlemler kök hücreleri uyarıyor. Bütün eklemlerde, yaratılışımızda. Yani Yüce Allah bizi öyle yaratmış ki tamamen yedek kök hücrelerle bütün organlarda. O organı dışarıdan akupunktural olarak, mesela karaciğeri ellemen mümkün değil değil mi? Ama bunun karaciğerin de bir değişim yaratacağım, karaciğerdeki kök hücreye hadi bakalım sen harekete geç, git oradaki bozuk yeri onar diyeceğim bir takım manevraları biliyoruz. Onu dışarıdan uyardığım anda benim oradaki karaciğerdeki kök hücre harekete geçiyor ve karaciğerini onarıyor senin. Veya böbreğini onarıyor. Tamamlayıcı tıbbın esprisi bu. Bütünleyici tıbbın esprisi bu işte. Evet. Yani bir dizden omuzdan ibaret değilsin. Bütün olarak neyse problem, o en alttaki problemi. Nedeni, gerçek nedeni bulup tedavi edersen o kalıcı olur. Evet. Bu noktada da tabii duygusal faktörler de yok edici. İşte bak nelere bakıyorsun. Bağırsağına bakıyorsun, evet. Duygusuna bakıyorsun, travmasına bakıyorsun. Vücuttaki zehire mi var, toksinler, onu yok atıklar, ediyorsun. Evet. Yani çok yönlü yaklaşıyorsun. Evet. Yani hani bir kişi bu tedavi sonrası arınmış olarak her şeyden evet, önemlisi. Evet, arınmış olarak. Ve arındıktan sonra kısımda hani hocamın çok güzel bir tabiri var. Biz programın ikinci bölümünde de konuşmuştuk. Hani bir şeyi tedavi ederken de halının altına süpürmeyin. Halının altı, evet ben ona halının altına. Hocam o tabiri çok sevdim. Şey halının altına süpürülmesi. Evet. Ya şöyle bir, ben bahar temizliği yapmayı seviyorum yani, halıyı silkeleyelim diyorum. Evet, evet. Tabii halılar silkelensin. O bazen koltukların altında, halıların altında kalıyor ya. İşte bu tedavideki amaç sizin tabirinizle halının altına değil, şöyle bir tam bir bahar temizliği. Kapılar, pencereler aynen açılıp öyle. Yapılıp. Peki hocam şöyle soru akla gelebilir.
Bu tedaviler kalıcı mı? Yani biz hayatımızda tabii ki o duygusal geçişlerimiz devam edecek insanız neticede. Ya da bu tedavileri aldıktan sonra bizim duygusal hayatımızda, ağrılarımızda ya da diğer değişkenlerimizde kalıcı tedaviler sağlayabiliyor muyuz? Kalıcı tedaviler oluyor. İnsanına göre, travmasına göre, yani zedelenmesine göre o kişinin. Ya da o hastalıkta ne kadar süre kaldıysa, 20 yıl mı kaldı, 30 yıl mı kaldı, 15 yıl mı geçirdi? O bel fıtığıyla 15 yıldır mı debeleniyor? Bir de 10 yılı var arkada, 25 yıl. 25 yılın geçişi 2,5 ayda beklemeyeceksin. Evet. 2,5 ayda rahatlar ama tamamen bir süreç var. Yani vücudun kendini onarmasını bekle. Ne diyorum? Yastık izini bile sabah kalkıyorsun. Buranda yastık izi olduysa bir süre sonra suratın normale geliyor değil mi? Onu bir anda saniyeyle yok oluyor mu? Yok olmuyor. Şimdi 2,5 yıl, 2,5 demişim, yani 25 yıl bir geçmişi olan, 15 yıl mesela senin debelendiğin, 40 yıl onunla yaşadığın hastalık geçmesi için 4 ay insanlar tahammül edemiyor. Ben orada onu anlamıyorum bir tek. Niye bu kadar tahammülsüzler? Yani bir insanlar çok yanlış olan şey, doğrudan gelmeleri gereken, yani bir sürü hekimi dolanıp en son çare olarak bize geliyorlar. Halbuki bir sürü vücutlarına başka zehirler almasalar, başka problemler daha yaşamasalar. İşte ameliyat oluyor, ameliyattan yine hiçbir anlamı olmamış bir şekilde geliyor. Dizine, tek dizine protez ettirmiş geliyor. Ama önce bir gelseydin eğer, belki yine proteze gidecektin belki. Ama o protezle daha mutlu yaşayacaktın. Yani o protezle bile ağrın olmayacaktı. Çünkü onu belki ameliyata hazırlayacağız. Belki evet protezlik bir dizin var. Ama biz proloterapi yaparsak kök hücre, ben tedavi edersem artık iyice aşınmış artık kemiğin belki. Ama o ameliyatın başarısı 3'ken 13 olacak. Evet. Aradaki fark ve sen o şekilde problem yaşamayacaksan öbür dizinde kurtaracağız belki bu arada. Ya da 10 yıl daha kazandıracağız sana. En kötü böyle sonuçlarınız oluyor. Gerçekten benim öyle hani böyle seke seke gelip hani ağlayarak ayağını yere basamayıp sonra yurt dışlarında gezen ya da işte böyle bir tane Karadenizli teyzem vardı, hiç unutmuyorum. Ben dedi hacca gideceğim, beni yürüteceksin dedi. O yani yürüttük onu, gitti. Yani dolandı oralarda. Yani kolay değil orada o yaşta. Tabii ki. O kiloyla dolanmak. Evet. Yani kalıcı çözümler öncesinde belki hastalar dolaşıyor. Belki dediğiniz gibi ameliyat oluyor, daha büyük sıkıntılarla geliyor. İyice karışmış, iyice bozulmuş geliyorlar. Hı hı. Aslında tamamlayıcı tıp, bütünleyici tıp yapan hekim, ilk hekim olsa biz yönlendirsek yani bazı yerlere. Çünkü kesinlikle bir numaralı kural şudur, hastaya zarar verme. Nerede duracağını bileceğin, biliyorsan eğer bir hekim olarak, yani sınırlarını ya da bir numarada hastanı düşünüyorsan zaten ve derdin şifa vermekse, sen mutlaka diğer insanlarla paslaşabilirsin, diğer hekimlerle. Evet. Ama tabii hastaların, hastalardaki farkındalığı artırmak lazım. Hastalar bilmiyorlar, biz ne yapıyoruz? Yani dizi rahatsız olduğunda bana gelmeyi aklına gelmiyor, omuzu. Fibromiyalgisi olduğunda bana gelmek ya da romatizması olduğunda bize gelmek aklına gelmiyor. Evet, ki yıllardır fibromiyalji çeken kişiler tanıyorum, evet. Yani yıllarca uğraşıyor. Bir sonuç ulaşmıyor. Bu arada nasıl ulaşabiliriz diye sorular var. Zaten ekranda arkadaşlarım özellikle hocamın merkezinin numarasını, iletişim numaralarını sizler için paylaşıyorlar. Daha detaylı bilgileri oradan, ekip arkadaşlarından da hocamın geniş bir ailesi var. Oradan da ulaşabilirler.
Selam olsun bu arada izliyorlarsa. Hocam sizin ekip izliyorsa onlara da selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Kalabalık ekip. Evet, kalabalık ekip, onlara da selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Şimdi hocam romatizmal ağrılar dedik. Yani sanki romatizma çok genç yaşlarda da artık görülmeye başlandı. Çocuk yaşta da görülebiliyor. Niye? Bağırsakla alakası var romatizma. Bağışıklık sistemiyle alakalı bir problem. Ve bu ankilozan spondilit, romatoid artrit, hep de kortizon kullanılıyor bunlarda. Evet, çok ciddi kortizonlar kullanılıyor. Çok acı. Evet. Çünkü bunları daha başladığı zamandan döndürebilme şansım var. Yani insanların eli boynu parmağı eğrilmeden bunları çevirebilirsin. Bunların tedavisi mümkün değil gibi. Sanki hep romatoid artritle yaşayacaksın. Ankilozan spondilitte hep boyunun, belin eğrilecek gibi söyleniyor. Orada vücutta doku HLA diye bir doku antijeni bakılıyor mesela. Bu insanlar diyorlar ama o bozuk bende. Yani genetiğimi bozmuş. HLA B27 mesela. Ankilozan spondilitte sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. O bozuluyor. Onu bile ne bozuyor biliyor musun? Vücuttaki biyokimyasal bir şeyde, silsilede problem bozuyor onu. Yani onu, o biyokimyasal silsileyi tersine döndürürsen o bozulma duruyor. O olayı durduruyorsun. Yani o insanlar böyle oluyor ya, Sunapekusa'nın hastalığı. Evet. Onu durduruyorsun. Benim ankilozan spondilitte bir sürü hastam var. Hatta böyle bir süreçleri durdu. Evet, doğru zamanda mı gelmek lazım hocam? Evet, ama yani doğru onlar zamanda. Oradaki tamamen biyokimyasal kilitlerde problem var. Kilitlenme var orada. O dokuyu bozuyorlar. Mesela bir şey, biyokimyada baktığınızda kanda HLA antijenlerini bozuyor. Evet. Ama bunun bile önüne geçilebiliyor. Bunu söyleyeyim ben size. Önüne geçilebiliyor. Evet. Yani. Evet. Bu da çok önemli. Hocam birkaç soru var. Hemen program süresi de çok daraldı. Kanal darlığı mesela bununla alakalı. En hoş olmayan, en alakası şeylerden soru geliyor neyse. Kanal tedavi darlığı, spinal stenoz. Evet. Spinal stenoz en hoş olmayanlardan biri. Ona öyle hastalarım oldu benim. Proloterapiyle MR'daki şeyler, görüntüleri çok değişmese de çok rahatlama oluyor proloterapi yaptığınızda o hastalara. Onlara çok ciddi zaman kazandırabiliyorsunuz. Kanala direkt müdahale edemiyorsunuz. Ama bir şekilde süreci durduruyorsunuz. Evet. Onlara da fayda ettik. Evet. Çok güzel program. Teşekkür ederiz diye teşekkür mesajları da gelmiş hocam. Onu da iletmiş olalım. Hiç fıtıklarla ilgili? Boyunda, belinde, sol omuz ve bacaklarda sürekli ağrılar. Fiziğe, ortopediye, nörolojiye hepsine gittik. Hiç faydasını göremedik. Görmezler. Çünkü kilo, o dokularını onarmamışlardır. Zedelememişlerdir. Gerçek nedeni. Mesela git fizik tedaviye. İşte protez ol. Sen glutenden onlar oluyorsa, habire ekmekleri, makarnaları yediğinde olay süreç devam ediyor ki. Evet, 98 kilo olmuş. Onu silmek lazım vücuttan. Homeopatiyle gluteni mesela siliyoruz vücuttan. Evet. Silmezsen zehir devam ederse bir anlamı yok ki. Evet. İstediğin tedavi ol. Eskişehir'den bir izleyicimiz yazmış. Yani bu fizik tedavi iyi gelmiyor gibi sorular gelmiş. Yani hastalar genellikle geziyorlar, dolaşıyorlar. Fizik i̇yi tedavi ilk anda biraz şey yapar. Hatta böyle harekete geçirir. Şimdi belli şeylere fizik tedavinin iyi geleceği, tabii ki bir sürü rahatsızlık var. Evet. Ama buradaki neden farklı? Nedeni kim tedavi ediyorsa, fizik tedavici tedavi ediyorsa orada iyileşir hasta. Ama ben size nedeni dedim. Neden? Yani eklemi germek, itmekle bu hastalıklar düzelmiyor ki. Yani tamam, çektin, geçici rahatlıyor. Boynu yukarıya doğru çektin, beli çektin. Hani fıtık var. Orayı biraz gevşettin, uzaklaştırdın birbirinden acıyan yerleri. Biraz rahatladı, nefes aldı. Nefes alıyor. Sonra olay devam ediyor. Glutense devam ediyor, kazeinse devam ediyor, ağır metalse devam ediyor, o duygusal travmaysa devam ediyor, olay devam ediyor. Bir de zedeli kaldı orası.
Hem neden devam ediyor hem de zedeyi onarmadın. Nasıl onaracaksın? Orayı bir mesela proloterapi yaptın. Kanlanmayla onardın. Yeni doku oluşturdun. Evet. Kök hücre verdin. Ne geçici bileyim? Bir çözüm olmuş oluyor değil mi? Özellikle yapılan geçici bu tedaviler. Geçici çözüm oluyor. Geçici çözümler. Halbuki yani sen vücuttaki bütün kök hücreleri aktifleyebilirsin yöntemlerle. Bunları da erbabı biliyor. Evet. Sebebini yani hani o an belki bir rahatlama hasta hissediyor ama belli geçici bir zaman oluyor. Nasıl geçici oluyor. Hangi birinden yani itip germek yalnızca ferahlatmak oluyor. Evet. Hocam yine zamanımız bitmiş. Bitiverdi. Vallahi bitiverdi. Bu sefer albay bizim zamanlarımız çaldı gibi geldi albay bana. Albay ne yaptın bugün sen bize? Evet. Çarşamba gelmiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Dilinize yüreğinize sağlık. Yine tabii haftaya her çarşamba hocamla birlikteyiz biliyorsunuz. Farklı konu başlıklarını mesajlarımız var. Nasıl ulaşabiliriz diye arkadaşlarım ekranda sizlere numaraları ulaştırdılar ve özelden de ekip arkadaşlarım ulaştırmışlar. Onlara da teşekkür edelim. Hocam haftaya tekrar sizi dört gözle bekliyor olacağız. İnşallah. Bakalım inşallah. İnşallah. Selamlar bütün ekibe de. Efendim bugün yine bizlerle birlikte Profesör Doktor Cemile Öztin Öğün hocam bizlerle birlikte oldu. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı. Yine güzel konu başlıklarını konuştuk. Tabii biz sohbetimizi, muhabbetimizi bitirince de devam ediyoruz. Hocama sorulacak çok fazla sorular var. Albayla bitirebiliyor muyuz arkadaşlar? Bitiremiyor muyuz? Peki albay sana da çok teşekkür ederiz. Tabii müzik hiçbir zaman yanınızdan, hayatınızdan eksik olmasın. Ama bu hocamın söylediği gibi duygusal geçişler, vücudumuzdaki toksinler lütfen onlardan da arınmak için doğru merkezlere ulaşabilmek de çok önemli diye de dipnot olarak ulaştırmış olalım. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.